Evet, bugün çok iyi başlamadık. Aslında ilk yarı bizim için çok iyi geçmedi. Biraz olimpiyat stadında oynamak zordur. Yani ben futbolcu olarak oynadım. Hocalık yapmak da zordur. Yani sadece bizim için değil, dünyanın en iyi takımı Manchester City bile burada finalde belki oynadığı en kötü oyunlardan birini oynadı. O yüzden bu statta yani etrafının çok, sahanın çok uzak olması, tribünlerin çok uzak olması, etrafının açık olması yani oyuncuların adaptasyonu biraz daha zor oluyor. İlk yarı baktığımızda yani rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu ama üretkenliğimiz ve rakibi de kendi kalemize getirme anlamında çok fazla rakibimize bu şansı verdik. Yani çok net pozisyonlar vermesek de özellikle tabii ki markaya atılan yüksek toplar burada oyunun bütününde bence iyi işler yapmadık savunma anlamında. Ama yine baktığımızda yani maçın sonunda 3 gol attık. İşte 25 şut var. Gol beklentisi ceza sahasına topla buluşmamız. %65 yine topa sahip olmamız. Aslında yani iyi oynamış gibi gözüksek de aslında iyi oynamadık. Ondan önceki haftaların daha gerisinde kaldık. Daha iyisini yapabilirdik. Ama sonuç olarak da oyun olarak da baskın oyunumuzu sürdürdük. İkinci yarı daha üretkendik. Daha çok rakip kaleye gittik. Rakibi daha az kalemize getirdik. Yani iyi de bir takıma karşı oynadık. Bu Karagümrük takımının da hakkını vermem gerekiyor. Oyun içerisinde dediğim gibi geride savunmalarda ama kaliteli top onlara geldi. Kaliteli işler de yaptılar. Yani bugün maçın genelinde yine bize özellikle kanat iki tane kanat oyuncusunun birebir etkili olması çok fazla da burada kanatlardan hücumda bizi zorladı. Tabii ki güzel maç oldu. Kazanarak bitirdik. Yani Berkan'a da tabii ki girdikten sonra böyle bir golle maçı bitirmesi, maçı kazandıran gol atması Berkan açısından da ayrıca sevindim. Yine Barış oyun içerisinde hem birebirler hem savunma arkası koşular hem ilk goldeki ceza sahasına içine girişiyle de yani hücum anlamında önemli işler yaptı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine burada çok büyük bir destek verdiler. Çok güzel bir ortam yarattılar. Yani bu stadın olabileceği en iyi ortamı yarattılar. O yüzden taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hedef Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Buyurun. Mikrofon yok sanırım. Direkt sorabilirsiniz. Hocam öncelikle tebrikler. Artık şampiyonla bir puan kaldı. Yavaştan gelecek sezon planlamasına başlayacaksınız. Ben şey sormak istiyorum. Erden Timur sevmeye olmayacağını söyledi. 2 yıl boyunca uyumlu bir şekilde çalışmışsınız kendisiyle. Hiç kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu bu konuyla ilgili? Konuştunuz mu? Bir diğer sorun da sosyal medyada sizin verdiğiniz cevaplarla ilgili gülerek diye bir tabir kullandınız. Sürekli bir esprili cevap verdiğiniz için bazı taraftarlar bunu paylaşıyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Gülerek. Gülerek vereyim. Tamam. Şöyle tabii hedefimiz şampiyonluk yani şu anda son haftalardayız. Yani önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonluğa odaklandık ve onun için mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani burada çok güzel devam eden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz ama şu ana kadar bununla ilgili hiçbir şey konuşmadık Erdem Bey'le. Dediğim gibi daha çok yani hem beni hem oyuncuları burada başkanımız, yönetim kurulumuz yani hep yanımızdalar onlar da. Ve sadece biz futbola, sahaya odaklandık. Diğer tarafı bizim işimiz değil. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik. Buyurun. Yani aslında düşündük yani ilk yarının sonunda da şimdi Nelson da biliyorsunuz kafasından yaralandı. O da işte nereye kadar devam edecek, edemeyecek. Onunla ilgili de düşündük. Yani bir arada Davinson hatta ilk yarının sonunda ısınmaya gönderdik. Bir sonrası özellikle ikinci yarıya da soyunma odasında daha ne yapmamız gerektiğini anlatarak başlamak istedik. Oyunun devamında daha iyi şeyler çıktı ama tabii ki yani rakibin fiziksel üstünlüğüne bugün gerektiği gibi yani sadece Abdülkerim olarak değil yani Victor da zaman zaman ona cevap veremedi. O yüzden iki oyuncumuz da burada daha iyisini tabii ki daha akıllı bir şekilde belki savunabilirlerdi. Ama
Yani bundan önceki haftalar yine bugün oyun içerisinde hep %100'lerini verdiler. İyi de mücadele ettiler ve takım içinde her zaman olduğu gibi bence en iyilerini vermeye çalıştılar. O yüzden yani değişiklik son dakikalarda yaptık. Zaten Davinson'u ısıtıyorduk, bir değişiklik düşünüyorduk. Bunu son dakikalarda yaptık. Ama oyunun genelinde dediğiniz gibi yani düşünülebilirdi ama özellikle savunma anlamında değil de belki hücum anlamında gole daha çok ihtiyacımız olduğu için maçta berabere gittiği için biraz da hücum üzerinde ilk değişikliklerimizi o anlamda yaptık. Ata Bey. Ata Selçuk Haber Türk Televizyonu hocam, öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim. Galatasaray'da özellikle sizin döneminizde hücumda da çok etkili bir performans alattığınız golden bu ortada ama bence en azından benim düşünceme göre savunma anlamında Galatasaray daha çok fark yarattı rakiplerine göre, özellikle rakibi Fenerbahçe'ye göre. Ancak bugün herhalde savunmada belki de son haftalarda en çok zorluk yaşadığı maçı yaşadı sarı-kırmızılar. Bir de Abdülkerim Bardakçı geçen hafta da size sormuştum. Form düşüklüğü devam ediyor. Nelson özellikle bugün sizin açıkçası daha önce sizin bu açıklamanız olduğunuz için şöyle söylüyorum. Savunmada geriye kaçma olayını bugün özellikle birçok pozisyonda yaptı ve Karagümrük'te tehlikeli geldi. Bu da daha önceden hani Davinson Sanchez'le ilgili söylediğimiz ama nasıl bir sizce çözüm olabilir? Hem Fenerbahçe maçı için hem de önümüzdeki maçlar için. Şöyle tabii ki yani Marcao'nun 1.96 boyunda bir oyuncu. Yani ona karşı ne kadar yakın oynarsanız aslında, yani bunu da çok söyledik, o kadar rakibin ama işine geliyor aslında. Yani o yüzden daha öne doğru itmek, bazen öncelik almak, yani öncelik almak bugün çok önemliydi. Yani bazen topu alsın, tekrar alma şansımız vardı ama doğru yani şekilde müdahale edemedik. Yani bu da anormal bir şey değil. Yani çünkü dediğim gibi 1.96'lık bir oyundan, fiziksel olarak da iyi bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani her oyuncu bunda zorlanabilirdi. Belki Davinson da aynı şekilde zorlanabilirdi. Bunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden yani bugünkü oyunun içerisinde yani oyuncularımız dedim en başta onu söyledim zaten, savunma anlamında daha işler yapabilirdik. Ama benim asıl yani orada top bizdeyken top kayıpları benim daha çok bu anlamda rahatsız olduğum şeyler. Yani rakip uzun atmış, ikinci topu almak veya rakibi döndürmek, yani faul yapmak. Yani özellikle bizim takım için top bizdeyken bence çok kötü, zaman zaman çok kötü işler yaptık. Yavaş oynadık, rakibi attık, gereksiz uzun toplar kullandık. Yani verdiğimiz pozisyonların birçoğunda da bence geçişlerdeki rakibe verdiğimiz şanslar vardı. Onun yanında dediğim gibi yani ikinci topları da belki daha net bir şekilde alabilirdik. Marco'ya çok yakın oynadık. Yani bu kadar yakın oynarsanız zaten bu oyuncunun için çok büyük avantaj. Bence en büyük savunma hatamız çok fazla yakın oynamaktı Marco'ya. Ya şöyle tabii biz yani Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynadığımız her maçı kazanmak için oynarız. Yani haftaya da kazanmak için çıkacağız. Yani beraberlik tabii ki bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek amacımız, tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Ama onun yanında kendi sahamızda oynadığımız maçı, yani her derbide biliyorsunuz Galatasaray hep kazanmak için oynar. Kime karşı oynarsa oynasın. Yani o yüzden tek isteğimiz, tek amacımız yani maçı kazanmak. Dediğim gibi çok da başarılı bir takıma karşı oynuyoruz. Yani ligde iki takım arasında bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Ve rakibimizin de hala bir ümidi var. Bu ümidi sahaya göstermek isteyecek, çıkartmak isteyecek. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermesi isteyeceğiz. O yüzden tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Yani bu bizim için çok daha değerli. Geçen sene bunu yapmıştık. 3-0'lık bir galibiyetle bitirmiştik. Şimdi tekrar amacımız yani tekrar maçı kazanıp maçı öyle bitirmek. Emrah Bey. Hocam tebrik ederim. Emrah Bey. Teşekkür ederim. Hocam belki de sezonun en flaş oyuncusu Barış Alper. Ki bu oyuncunun yükselişinde bir Okan Buruk etkisinin olmadığını söylemek çok imkansız. Barış'ın katkısı ve geçen seneki sezon şampiyonluktan sonra Icardi sizi omzuna almıştı. Barış sahada size sarılmıştı. Bugün de 37 yaşındaki dünya yıldızı Mertens geldi, size sarıldı. Takımla ilişkiniz ve bu oyuncuların size karşı tavrı evet, çok önemli oyunculara sahibiz tabii ki. Bence yani karakter olarak da çok iyi karakterlere sahibiz. Yani bunu her yerde görüyorsunuz zaten. Galatasaray takımı hep söyleriz. Yani bir his takımıdır. O yüzden o his takımının sahip olduğu oyuncular da buna layık, buna uygun oyunculardır. O yüzden böyle kaliteli,
bir ekiple çalıştığım için, yani sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu kadar önemli oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum. Yani biz onlara her türlü saygımızı gösteriyoruz tabii ki. Onların gelişimi için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Takımın kazanması için, takımın gelişimi için. Onlar da zaten yani birçok konuda, onlar da bizim tabii ki bir yandan elimiz ayağımız, takımın içerisinde tecrübeli oyuncular özellikle. Hepsi birbirini geliştiren oyuncular, birbirini öne doğru iten oyuncular. Maç bittiğinde de bir arada seviniyorlar. Yani bu da çok önemli. Oynayan, oynamayan bütün oyuncular bir arada seviniyor. Bu da Galatasaray takımının ne kadar güzel bir ortamda olduğunu, bunu da oyuncularımızla birlikte, yani Florya'nın gerçekten mutlu insanlardan ve işine odaklanmış insanlardan kurulduğunu bir daha gösteriyor. Bu anlamda yani ayrıca mutluyum. Tabii ki şampiyonluk olur, başarı olur, her şey olur ama bu kadar önemli karakterlerle, düzgün karakterlerle çalışmak da ayrı bir mutluluk benim için. Çağatay Bey. Hocam, Barış Alper Yılmaz artık ekstra işler yapan bir oyuncudan maçın gidişatına yön veren bir yıldıza dönüştü özellikle son haftalarda. Bu tarz oyuncular için genelde kaç milyon euro eder, sizin bir tahmininiz var mı diye soruyorum. Ben tersten sormak istiyorum. Barış Alper Yılmaz'ı gelecek sezon kadroda tutmak için bir tasarrufunuz olacak mı ya da bir görüşmeniz olacak mı? Ya şöyle, aslında yani Barış üstüne koyarak gidiyor, çalışıyor. Hak ettiği bir şey, çok çalışıyor. Yani burada birçok oyuncumu sayarım. Yine Kerem de aynı şekilde çok çalışıyor. Yani Berkan, yani Türk oyunculardan bahsediyorum. Yani bugün Berkan, Kerem oynamadı ama yani hep antrenmanda çalışıyorlar, hep hazırlanıyorlar. Yani bugün Berkan girdi, gol attı. Kerem atabilirdi. Yani oyuncularımız ekstra çalışmalar hep yapıyor. Sağ antrenman bittikten sonra çalışmalarına devam ediyorlar. O yüzden yani hak ettikleri şeyler, yani Barış'ta sağ içerisinde de bence yine kendi üzerine hep çıkmaya çalışan bir oyuncu. Farklı özellikler ortaya çıkartabiliyor. Yani bugün bir kafa gol attı. Belki son haftalarda bu kafa golünü yani orada bulunması çok daha azdı. Yani oraya daha çok girdi. Yani birebir de zaten bunu yapıyordu. Bugün çok savunma arkası koşu çıkmadı, demin de söyledim. Yani savunma arkası koşuları da etkili yapıyor. Rakip çok dipteydi. O yüzden çok fazla savunma arkası koşu çıkmasa da bence diğer özelliklerini hem kapalı defansa karşı hem açık defansa karşı oynamak önemli bir meziyet. Yani biz Barış'ın tabii ki yani bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum açıkçası. Yani çok fazla geçen seneki gibi çok fazla değişiklik, bizim tekrardan yani bir takımı oluşturma, bir kurma ve bir süreç alıyor. O yüzden yani niyetimiz bu takımla devam etmek büyük bir bölümüyle. O yüzden Barış da bunlardan biri. Barış bizim için yani şu anlamda önemli. Barış sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor, santrafor oynuyor, ikinci forvet oynuyor, sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Yani bu kadar her rolü oynayabilen bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. O yüzden yani Barış da bugün, bu sene Berkan da, Kaan da, yani hepsi üçü de bizim için önemli jokerler oldu. O yüzden yani hepsi bizim için çok değerli. Yani ben önümüzdeki sene bu kadronun büyük bir kısmıyla devam etmek istiyorum. Son soru Nevzat Bey'e. Nevzat Bey'e. Hocam tebriklerimiz üstü 17. galibiyet. Rekorları alt üst ediyorsunuz. Bununla ilgili sözleriniz olacak. Ve Berkan Kutlu'yla ilgili hocam. Sezon başında gitti, denedi, tekrar geri döndü. Siz işte Barış gibi orada kazanmaya çalışıyorsunuz bugün. Galibiyet durumuna belki maç içerisinde karşılaşma beraber etse yaptığı bir iki adımdan sonra belki sıkılacaktır. Berkan için özellikle bir kararla başlamak isterim. Evet, yani Berkan gitti döndü, hep çalışıyor. Yani geçen hafta da mesela oyuna girdi, çok iyi oynadı Berkan. Ve takımın özellikle ne diyelim, takımın belki fiziksel olarak düştüğü yerlerde Berkan'ın dinamizmi, takımı ayağa kaldıran bir dinamizmi var. Yani hem top ondayken hem top rakipteyken iyi işler yapıyor. Yani bugün de mesela bir orta yaptı, yerini bulmadı, hemen bir ses çıktı. Ama golü attıktan sonra da yani Berkan maçın kahramanı oldu. O yüzden yani Berkan'a zaman zaman belki hak ettiği payı vermiyoruz ve onun burada olduğu dönemden beri oyun içerisinde hep iyi niyetli, hem oyun içerisinde olduğu, yani oynasa da oynamasa da, girse de çıksa da, ilk 11'de de oynasa, geçen sene de çok önemli bir destek verdi bize. Şampiyonluk yolunda önemli maçlar oynadı. Ondan sonra kendi isteğiyle yurt dışına gitmişti. Yurt dışında oynamak istiyordu. Tekrar biz tabii ki her zaman ona giderken de kapımızın ona açık olduğunu söylemiştik. Tekrar
döndü. Şu anda da takıma hizmet ediyor. Bu şampiyonlukta da bence attığı golle de önemli bir. İnşallah haftaya şampiyonluğu ilan edersek burada Berkan'ın da önemli bir payı olacak. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.